864 ekranlarından herkese günaydın. 4 Nisan Pazartesi sabahından sabah kahvesi programında birlikteyiz. Bu video ile girdik. Bizim için önemliydi. Sakaryaspor hafta sonunda deplasmana Ergenevele Meşespor'u 6-0'lık farklı bir galibiyette geçti. Ve sosyal medya hesabından Sakaryaspor bu videoyu paylaştı. Arkadaşlara da yayına girmeden önce bir istişarede bulunduk. Bu hafta gündemimiz Sakaryaspor olduğu için yani şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken alınan bu galibiyet ve Sakaryaspor'un en yakın takipçisinin puan kaybetmesiyle şampiyonluğa adım adım yaklaştığımızı hissetmeye başladığımız bu günlerde bu videoyla yayına çıkmak istedik. Arkadaşlardan rica edeyim, tekrar verelim o videoyu. O videonun üstüne tekrar devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'ndan TV 264 ekranları başındaki herkese merhabalar. Sakaryaspor ligin 33. haftasında Tekirdağ temsilcisi Ergenevele Meşespor'un konuğu oluyor. Evet, maçın hakemi de İzmir bölgesinden klasman hakemi Reşat Onur Coşkun Ses. Yardımcılıklarını ise Uğur Önay, Haydar Avcı ve Burak Yücetağ yapacak. Evet, artık iki kaleciye de baktı mücadelenin hakemi. Reşat Onur, Coşkun Ses işaretini verdi mücadeleye. Ergenevele Meşespor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Oğuzhan Yazıcı Ramazan Toprak'la oynadı. Onur Ramazan Toprak. Onur içeri çevirdiği top. Tahir'in vuruşu kaleci başarılı. Dönen top ve gol. Sakaryaspor öne geçti. Henüz ikinci dakikada Hurşit Taşçı'nın golüyle Ramazan Toprak rakibini iyi geçti. İçeri ortası Tahir. Topu zor kontrol etti. Yaptığı vuruş kaleci başarılı, dönen topta. Hurşit Taşçı takipçiliğini konuşturdu. Ve Sakaryaspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi hakem işaretini verdi. Emrecan içeri doğru, dönen top. Bir vuruş. Kaleci Furkan'ın kucağında kaldı. Yakup Alkan. Emrecan defans arkasına doğru şimdi. Fatih Dilek bıraktı. Orada Burhan Arman'a. Burhan içeri baktı. Ortası Yakup göğsüyle kontrol. Bir vuruş kaleci. Dönen top, orada bir karambol. Evet, Ömercan Sokullu ile topu uzaklaştırdık. Ömercan Oğuz Yıldırım'ın koşu yoluna doğru. Oğuz yerden pası. Tahir etkili geldik. Tahir'in vuruşu, defans. Tahir ve gol. Hızlı hücumda golü buldu Sakaryaspor. Mustafa Tahir Babaoğlu'yla. Evet, pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Mustafa Tahir Babaoğlu vuruş, defansın müdahalesi, top bir kez daha önünde kaldı. Sonrasında topu boş ağlara gönderdi. Sakaryaspor'un golcü ismi Tahir Babaoğlu. Bu sırada Ergenevele Meşespor soldan etkili geliyor ama Çağlayan'dan kritik müdahale.
Oğuz, Hurşit. Solda bir boşluk var. Şimdi Onur Karakabak'la o boşluğu değerlendirdik. Onur kaleciyle karşı karşıya vuruşu başarılı değil. Oğuzhan Yazıcı. İçeri doğru ortası. Ortasını açtığı yerde Burhan var. Onur Karakabak'tan kritik bir müdahale. Penaltı beklentisi de var Ergen'e Belimeşi sporlu futbolcuların. Ama oyun devam ediyor. Şimdi direkt kaleye doğru bir vuruş. Topu dışarı attı. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Onur Karakabak. Ramazan. Ortada Ömer Bozan'la oynadı. Ömer'den ekstra güzel bir pas. Hurşit. Arka tarafa doğru. Bir ters vuruş. Kurtuluş Yurt. Son anda kornere çeldi. Hop Doğan Ateş. Hızlı hücum şans Sakaryaspor adına. 3-2 geldik. Şimdi Mustafa Tahir Babaoğlu. Tahir içeri girdi. Defansın da müdahalesiyle avut. Hakemin işaretiyle Sakaryaspor ikinci yarıya başladı. İki takıma da başarılar dileyelim. Şimdi uzun bir top. Hurşit Taşçı'dan önce Savaş Polat. Orada Savaş'ın kontrolüyle top taça çıktı. Savaş Polat. Savaş içeri doğru ortası. Çağlayan. Şimdi Oğuz Kocabal. Uzaklaştırmak istediğimiz top. Oğuz'la. Oğuz soldaki boşluğu gördü. Tahir göğsüyle indirdi. Mustafa Tahir Babaoğlu geçti rakibini. Tahir yaptığı vuruş ve gol. Tahir'den mükemmel bir gol. Skor 3-0 oldu. Gol Mustafa Tahir Babaoğlu. Evet, Oğuz Kocabal'ın pası. Tahir göğsüyle kontrol etti. Rakibini çok iyi geçti. Sol ayağıyla yaptığı vuruş. Kaleci Kurtuluş Yurt'u bu şekilde avladı. Mustafa Tahir Babaoğlu. 3-0'lı skora rağmen desteği devam ediyor. Şimdi Emre içeri doğru ortası Furkan. Orada dönen top bir karambol. Orada topu kazanmayı başardı. Onur Ramazan Toprak. Şimdi Ömer Bozan. Ömer pası. Tahir ceza sahasında. Tahir vuruşu ve gol. 60. dakikada Tahir hat-trick yapıyor. Takımını da 4 farklı üstünlüğe taşıyor. Ömer Bozan baktı, verdi pasını. Tahir ceza sahası içerisinde açısını buldu. Ömer Bozan. Ömer Hurşit'le oynadı. Hurşit Taşçı savaş peşinde. Hurşit kaleciyle karşı karşıya. Hurşit ve gol. Hurşit Taşçı'yla öne geçtik. Skor 5-0. Hurşit Savaş Polat'la mücadelesi. Kaleciyle karşı karşıya topun altına iyi girdi. Ve 5. golü kaydetti. Oğuz Hurşit'le oynadı. Hurşit kaleye baktı. Burada sürpriz şutları da var. Ramazan Toprak orada 2 kişiyle baskı yaptı ve topu kazandı. Yasin Dülger. Yasin 2 kişi peşinde. Yasin o baskıdan iyi çıktı. Emrecan defans arkasına doğru basın şiddetini ayarlayamadı. Doğan Ateş'ten kritik müdahale. Şimdi Mahmut Emir içeri doğru ortası bir kafa vuruşu. Furkan'da kaldı top. Ayı. Şimdi Ali Özgün baktı kaleye. Ali vuruşu. Kaleci Kurtuluş Yurdu'nun üzerinde kaldı. Orada Okan'la iyi pas arası yaptık. Şimdi Ali Özgün ceza sahasında topu kontrol etti. Ozan sol. Ozan kaleye baktı. Ozan şık pas. Okan Dernek ve gol. Okan Dernek de 6. golü bulduk. Ozan soldan mükemmel asist. Ozan solla oynadı. Ozan fake'ini attı. Sonra mükemmel bir pas. Evet, artık maçın hakeminde gözlerimiz. Reşat Onur Coşkun Ses. Son düdüğü çaldı ve Sakaryaspor Ergene Velimeşe Spor karşısında 6-0'lık skorla galip ayrıldı. Evet, deplasmanda Sakaryaspor Veli Ergene Meşe Spor'u 6-0 mağlup etti. Biz de Erhan Kaytanma ile birlikte karşılaşmayı takip ettik. Bol gollü bir karşılaşma oldu. Uzun bir süre sonra Sakaryaspor farklı bir skorla galip gelmeyi bildi. Karşılaşma sonunda açıklamalar vardı. Yeni teknik direktör Tuncay Şanlı'nın açıklamaları vardı ve Cumhur Genç uzun bir aranın ardından ilk defa kameralar karşısına geçti. Açıklamalarda bulundu. Dilerseniz ilk Cumhur Genç'in açıklamasına gidelim. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç karşılaşma sonrasında neler demiş? Sizin için de miladı olan bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Hani burada 5-0'lık bir mağlubiyetimizi hatırlıyoruz.
sizin için de çok anlamı olan diyelim. Bayağı bugün o hikayeyi var, değiştirdik. Evet. Hem de 1461 Trabzon'un yenilmesiyle birlikte çok daha farklı bir hikaye yazdık. Neler söyleyeceksiniz? Valla 2 sene önceki maç bizim hala çoğu arkadaşımızın içinde olan bir maç. Onun için dedim ki tüm arkadaşlar, o gün burada olan arkadaşlar hep beraber inelim aşağı. Hep beraber buradayız. O gün de buradaydık. Dediğim gibi çok talihsiz bir maçtı. Son 9 maçın 8'ini almıştık. Bir beraberliğimiz vardı. Nasıl yeneriz diye gelmiştik. Bir de kiralık da çıktık. O da üstümüze yapıştı. Allah şükürler olsun. Bugün onu unuttuk. İnşallah tüm Sakaryaspor taraftarlarına da unutturmuşuzdur. Evet başkanım, sizi yakalamışken de devam edelim. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans grafiği ortaya koyduk. Ancak son haftalarda yakaladığımız başarılarla birlikte 7 puan fark açtık 1461 Trabzon'a. Bu geride kalan süreci nasıl değerlendireceksiniz? İnişli çıkışı derken 20 haftadan fazla lider olan bir takım, aldığımız liderliği bırakmadık. Sezonu sadece geride başlayıp ondan beri devam ediyoruz. İnişimiz çıkışımız olmadı. Ama bizim seyircimiz istiyor ki her maçı kazanalım, her maçı galibiyetle bitirip öyle şampiyon olalım. Bizim sezon başından beri bu takımın şampiyon olacağıyla ilgili en ufak bir olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Allah'ımıza hamdolsun, çocuklar da bizi utandırmadı. Ama önümüzde 5 tane daha maç var. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz maç maç kazanarak tekrar ait olduğumuz, önce PTT'ye daha sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. O zaman son bir Tuncay Şanlı yorumu da alalım. İlk kez takım başına geçti. Bugün 6-0'lık net bir galibiyet. Tuncay Hoca için de iyi bir sonuç oldu diyelim. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü şehirde hoca değişikliği bazı kısımlar tarafından da yadırganmıştı. Onu da size soralım. Ya bir risk aldık. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu sezon sonu hep beraber göreceğiz. Kolay bir karar değildi. Arkadaşlarımızla görüştük, istişare yaptık. Böyle bir karar çıktı. Tuncay için bir şey demeye gerek yok. Sakarya'nın çocuğu, Sakarya'nın evladı. Hepimiz kadar Sakaryasporlu, hepimizden daha çok Sakaryasporlu. Onu da gösterdi bize. Dedik, ücret ne yazalım ne demek başkanım, ben Sakaryaspor'dan paramı alacağım dedi. Böyle büyük bir Sakaryasporlu. Tüm Sakaryasporlularla beraber inşallah bu sene bu takımı ait olduğu yerde göreceğiz. Çok teşekkürler başkanım, tebrikler. Sağ olun. Sakaryaspor Velimeşe deplasmanında farklı bir galibiyette ayrılıyor. Hafta içinde göreve gelen Tuncay hocamıza sözü bırakalım. Hocam, ilk karşılaşmamız ve farklı bir galibiyet. Tabii ki önemli bir maçtı bizim için. Maçtan önce de hafta içinde de konuşmuştuk ki takım moralliydi hafta içi, kazanmıştı. Öncelikle buradan Ercüment Hoca'ya da teşekkür etmek isterim. Takım cidden iyi durumdaydı fizik olarak da. Biraz mental olarak sorun vardı ama hafta içi zaten bunu yenmişti. Evet, biz yeni geldik ama burada bir hikaye yazılıyor. Bu hikaye yazan da içerideki oyuncu arkadaşlarım, oyuncu kardeşlerim. Biz son 3 gündür ciddi anlamda konuştuk, sohbet ettik. Sadece taktik olarak bir şey veremeyeceğimi söyledim kendilerine. Onlar da gereğini yapacağını zaten biliyorduk. Hem bireysel olarak konuştuk, hem takım halinde konuştuk. Buraya gelirken de evet, Belimeşe'ye karşı çok fazla tutmuyor dediler, ters geliyor dediler. Dedim ki öyle bir şey yok, futbol başka bir oyundur. Siz gereğini zaten sahada yapacaksınız. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle aynı duyguda olan, dualarıyla bizi yalnız bırakmayan bütün Sakarya halkına, bütün Sakaryalılara, bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çocuklar cidden çok karakterli, çok duygusal çocuklar. Bunlar bu hikayeye zaten başlamışlardı. Biz sadece dahil olduk. Onlara buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. O Çark Caddesi'nde o meşaleler yanacak. Başkanımızla beraber şampiyonluğu kutlayacağız inşallah. 1461 kendi sahasına mağlup oldu. Puan farkı 7'ye çıktı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz hocam? Bizim rakiplerle değil, biz kendi yolumuza bakıyorduk. Maç maç bakıyorduk ki halen öyle bakıyoruz. Bugün burada evet zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Dediğim gibi bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim ama bitmedi. Bize destek veren taraftarlarımız aynı desteğe devam etsinler. İnşallah bu çocuklar bu hikayeyi yazacaklar ve şampiyon olacaklar. Şimdi bu hikayeyi yazacaklar diyorsunuz, sözlerinizin başında söylediniz. Sizin de bu ikinci hikayeniz. Ben de tabii ki ikinci bir hikayem benim. Ben Sakaryalıyım. Ben ilk profesyonel hayatımı Sakaryaspor'da ve ilk yılımda şampiyonluğu kaçırdım Antalya'da Malatya maçıyla. Ondan sonra tekrar geldim. Belki bu hikayede benim de yer almam gerekiyordu. Bilmiyorum. Her şeyde bir hayır vardır. Başkanıma teşekkür ediyorum bana inanıp güvendiği için. Ama dediğim gibi daha bitmedi. Çalışmaya devam edeceğiz.
son haftaya kadar bize inanan, güvenen, dualarını eksik etmeyen bütün Sakarya halkına, bütün Sakarya taraftarına teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, Sakarya Spor cephesinde karşılaşma sonrasında açıklamalar bu şekildeydi. Sayın Cumhur Genç'in açıklamaları vardı. Daha sonrasında teknik direktör Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu. Bu hikaye daha bitmedi dedi. Bu hikayeyi yazanlar takımdaki futbolcular dedi. Kendisinin de bu hikayede yer aldığını, ikinci kez yer aldığını belirtti. Sakaryaspor cephesini uzun vermemizin sebebi ciddi anlamda, yani bu hafta şampiyonluğu tüm taraftarlar hissetti. Sebebi de şuydu: en yakın takipçimizin işte 1461 Trabzon'un puan kaybetmesi ve Sakaryaspor'un farklı galip gelmesinin ardından şehir bu coşkuyu hissetmeye başladı. Bu arada rejideki arkadaşlar da uyarıyorlar beni. Kamu dairelerinde bugün itibariyle Sakarya Valiliği'nin aldığı kararla mesai saatleri değişti. Bunu belirtelim. Bakalım mesai saatleri nasıl olmuş. Ramazan ayının başlamasıyla beraber Sakarya'da Ramazan bayramına kadar kamuda mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu şekildeydi: Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kamu ve kurumlarda mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Ramazan bayramına kadar uygulanacak olan mesai değişikliği Sakarya'daki kurumlara iletildi. Sakarya'daki kamu ve kurumların mesai saatleri şu şekilde: sabah 8.30, öğle 12.30, öğle tatili 12.30-13 arası, öğleden sonra 13'te başlayıp 17'de de mesai tamamlayacak kamu ve kamu kuruluşlarında çalışanların mesai saatleri. Tekrar hatırlatmak gerekirse, Sakarya Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Ramazan bayramına kadar kamu ve kurumlarında mesai saatleri şu şekilde yer aldı: sabah 8.30 ile 12.30 arası, 12.30-13 arası öğle tatili, 13 ve 17 olarak da mesai saati olarak değiştirilmiş. Bunun da bilgisini verelim. Evet, yeni haftada hava durumuna bakacağız. Arkadaşlardan rica edelim, hava durumunda son durum verelim. Yeni haftada hava durumu şu şekilde olacak: pazartesi, yani bugünden itibaren İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağış bekleniyor. Bu iller arasında da Sakarya'da var. Çarşamba günü yağış etkisini biraz azaltacak, ancak Perşembe günü tekrar yağış var şehrimizde ve haftanın genelinde Sakarya'da yağış var diyebiliriz. Evet, ya Medyabar manşetleriyle gidecektik ama bugün Sakaryaspor'u öncelik vermek istedik. Genel anlamda Sakaryaspor üzerinden yorumlarımızı yaptık ve yerel manşetlere bakalım. Yeni Haber gazetesiyle başlıyoruz. Yeni Haber gazetesi, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Adapazarı Belediyesi Adı Hayat projesini yaptığı lansmanla duyurdu. Birçok gazetede manşetinde bu projeye yer vermiş. Bunlardan bir tanesi de Yeni Haber gazetesi. Adapazarı kabuğunu kırıyor başlığıyla vermişler habere. Adapazarı'nın kabuğunu kırdıracak tarihi dönüşüm projesi olan Adı Hayat'ın Cuma günü yapılan tanıtım lansmanı her kesimden büyük ilgi gördü. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Heyecanlıyız, gururluyuz, hep birlikte başarıyoruz," demiş Sayın Mutlu Işıksu. Şehrin merakla beklediği Adapazarı şehir merkezinin tam kalbinin içerisinde belediye binası, vergi dairesi, ticari alanlar ve meydanın bulunduğu noktada gerçekleştirecek tarihi dönüşümün Adapazarı'nın kimliğini değiştireceğini söyleyen Başkan Işıksu, "Şehrin kalbinde başlatacağımız bu yenileme ve dönüşüm çalışmasının örnek bir proje olarak artık şehrimize yeni bir kimlik inşa edeceğine inanıyoruz. Kentsel dönüşümde bir çekirdek niteliği taşıyan Adı Hayat ile tüm güzellikler inşallah şehre dalga dalga yayılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak," demiş Sayın Mutlu Işıksu yaptığı açıklamada bu Adı Hayat projesiyle alakalı.
Bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Bizim Sakarya Gazetesi de manşetinde Işık Su'nun yaptığı açıklamalara yer vermiş. Biz farklı bir haberle devam edeceğiz. OSB direnişi diye vermiş yandan bir haber, yan başlıktan bir haber Bizim Sakarya Gazetesi. Kaynarca Taşoluk ve Okçular, Adapazarı Salmanlı köylerinde kurulması planlanan ve içinde kimya testlerinde olacağı öne sürülen karma OSB'ye karşı tepkiler büyüyor. OSB'ye karşı oluşturulan Kaynarca Sivil Toplum Platformu ile Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu güç birliği kararı aldı. Yeni Kent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yapılan bir başkan toplantıda da OSB'ye karşı mücadele kararı alındı. Bu projeden vazgeçilmesi istendi. Bu geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti bilindiği üzere. Bu Kaynarca'da yapılması planlanan OSB ile karma OSB ile alakalı tepkiler her geçen gün büyüyor. Yeni Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Gün Gazetesi de Adı Hayat'a tam destek başlıklı manşetine yer vermiş. Yayının başında da söylediğim yerel gazetelerin tamamında neredeyse Adı Hayat projesi manşetlerde yer almış. Biz de farklı bir haberle devam ediyoruz. EYT'liler emeklilik istedi başlığıyla vermişler haberi. Emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupak, dün çeşitli illerden gelen EYT'lilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda hükümete seslenerek bir an önce bizlere emekliliği sağlayacak yasayı düzenleyin dedi yaptığı açıklamada dün toplantıda. Açıklamadan bir kısım okuyayım size. EYT mağduru olduğunu belirterek eğer adalet varsa çıksın bu yasa, eğer çıkmazsa iktidara gelir çıkartırız biz yasayı demiş bazı milletvekilleri dünkü yapılan toplantıda. Evet, Adapazarı Akşam Haberleri gazetesiyle devam ediyoruz. Manşetine özel bir habere yer vermiş. Kiralar fırlayınca bakkal da sigortacı da emlakçı oldu demiş. Herkes emlakçı oldu başlığıyla vermişler haberi. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla savaş veren vatandaşlar yükselen emlak fiyatlarına yenilmeye başladı. Şehrin en uygun noktalarında dahi fiyatlar 1500 TL'yi aşarken mahalle bakkalından sigortacısına herkes emlakçılık yapmaya başladı demiş. Evet, günümüz şartlarında herkes emlakçılık, işte araç alım satımı yapıyor. Bu haber de onlardan bir tanesine dikkat çekmek için yapılan özel bir haber. Evet, Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Adapostası gazetesi de aynı şekilde Adı Hayat projesini manşetine taşımış. Biz de bir diğer gazetede ve gazetelerde bunu gördüğümüz için farklı bir haberle devam ediyoruz. Polisler anında harekete geçti başlığıyla vermişler haberi. Sapanca'da 4 yaşındaki çocuk anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek uygulamasına bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polisleri görünce şoke olduğunu belirten Emine Ersoy, yanlışlıkla olduğunu söylememe rağmen kontrol etmek için geleceklerini söylediler ve 2 dakika sonra polisler kapıdaydı demiş. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddeti önleme projesi kapsamında KADEM uygulaması geliştirildi ve her kadının telefonuna indirmesini herhangi bir sıkıntı anında bunun üzerinden polise ulaşabilmesi için yapılan bir uygulamaydı. Ve Sapanca'da işte 4 yaşındaki çocuk anneannesinin telefonunda bu KADEM uygulamasına yanlışlıkla basması sonucunda polisler 2 dakikalık bir kısa sürede olay yerine gitmişler. Yeni Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Sakarya Gazetesi de birlikte başarıyoruz manşetiyle bugün Mutlu Işık Su'nun açıklamalarına yer vermiş. Biz alt başlıktan bir haberle devam ediyoruz. Sakarya için gündüz gece başlığıyla vermişler haberi. Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda hayata geçirdiği tüm projeler yapılan toplantıda anlatıldı.
Bu şehirde emek var sloganıyla çalışmalarını anlatan Başkan Yüce, 3 milyar TL'lik yatırımla Sakarya'yı marka şehir yapmak için gündüz gece çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan, Sapanca'da yapılan toplantıda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de 3 yılı değerlendirdi. Söz Sakarya ile devam ediyoruz. Meydanda Ramazan başlığıyla vermişler bugünkü haberi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan Ramazan Kitap Sokağı'nda başladı. Pandemi sonrası yeniden kurulan ve vatandaşların her Ramazan kitap buluşma adresi olan geleneksel Ramazan Kitap Sokağı düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı demiş. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan Ramazan Kitap Sokağı'nda başladı. Etkinlik tırında iftar sonraları dinleti ve farklı etkinliklerde gerçekleştiriyor başlığıyla vermişler haberi. Evet, yerel gazetelerimizde manşetler bu şekildeydi. Ülke gündemi değerlendireceğiz. Ülke gündeminde gazetelerde neler var bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Evimden neler çıktı neler başlığıyla vermişler. İnsanların ev sahibi olma hayallerini sömürüp birikimlerine konan evim şirketlerinin bu paralarla Bentley, Porsche ve Mercedes gibi çok sayıda lüks otomobil aldıkları ortaya çıktı demiş. BDDK kamuoyunda evim şirketi olarak bilinen 21 firmaya yönelik tasfiye kararı almıştı. Bu şirketlerde 47.389 mağdurun toplamda 776 milyon lira alacağı bulunuyor. Şirketlerin tasfiye sürecini yöneten TMSF, firmaların varlıklarını satışı için düğmeye bastı. Hedefim ve Finans Sevim şirketlerine ait 37 araç için ihaleye çıkıldı. Bu araçlar içinde neler yok ki? Türkiye'de geçen yıl sadece 11 adet satılan 3 milyon TL değerinde Bentley marka otomobillerde biri Hedefim'e ait. Bunun dışında Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche marka lüks otomobiller de satışa çıkarıldı. Bu satışlardan elde edilen gelirle kandırılan tasarruf sahiplerine ödemeler yapılacak demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. İnsani koridoru Erdoğan açtırdı demiş Sabah gazetesi başlığında. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Mariupol'de sığınaklarda aç susuz yaşayan sivillerin bir kısmı tahliye edildi. Rusya insani koridorunun Erdoğan'ın talebiyle açıldığını duyurdu demiş. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için sürdürdüğü soluksuz diplomasi yaşam kurtarıyor. Yoğun çalışmanın sürdüğü Ukrayna'da Rusya'da dün Odessa'yı vurdu. Harabeye dönen Mariupol'de ise sığınaklarda yaşayan Ukraynalıların bir kısmı hayata tutundu demiş. Açılan o insani koridorda Türkiye'nin etkisinden bahsetmişler. Sözcü gazetesi ile devam ediyoruz. Vatandaşın cebi yetersiz bakiye demiş Sözcü gazetesi. Sadaka gibi maaş zamlarıyla ay sonunu getiremeyen vatandaşların kredi kartı borçları kabardı. Alışverişte kartı yetersiz bakiye verenler mahcubiyet yaşıyor demiş Sözcü gazetesi. Vatandaşlara röportaj yapmışlar ve onlardan gelen cevapları da gazetelerinde yer vermişler. Gelir az olduğu için herkes kartı yüklendi, borç arttı. Et 1 yıl önce 70 TL, şimdi 200 lira oldu. Para yetmez. Yeterli bakiye kimde var acaba? Geçinemiyor kimse. Kredi kartı kullanmak istemiyorum. Nakite geçtim, o da yetmiyor. Kartın sonu icra oluyor. Beslenmem iyi değil. Acillik oldum demiş bazı vatandaşların açıklamalarına yer vermişler. Cumhuriyet gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi de paralar böyle buharlaşıyor manşetiyle bugün gazetesine yer vermiş. İktidar tarafından ayarları bozulmaya çalışılan son olarak denetçi yardımcılığı giriş sınavı bu farklı bir haber. Şöyle söyleyelim.
HKP üyeleri fahiş zamları, işsizliği ve pahalılığı Gebze kent beyninde protesto etti. Eylemde tencerede faturayı yakıldı. Buhar anlamında da faturalarda işte su kaynatmışlar. Paralar böyle buharlaşıyor diye bir algı oluşmuş. Orada Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetine taşımış. Evet, Posta Gazetesi ile devam ediyoruz. Posta Gazetesi de acı bir olayı manşetine taşımış. Geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere Bolu Tüneli geçişinde bir heyelan meydana gelmişti. Bu heyelanda da yani o heyelandan kaçmak isteyen bir tır sürücüsü de yol tarif eden babasını göremeyerek ölümüne sebep vermişti. Posta Gazetesi de bunu manşetine taşımış. Heyelandan kaçıyordu, babasını ezdi başlığıyla vermişler haberi. TMT yolunun Bolu Dağı tüneli girişi önceki akşam heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Heyelan sırasında kimseye bir şey olmadı ama bir tır sürücüsü tünelin kapalı olduğunu görünce geri gidip ilk sapaktan diğer yola geçmek isterken babasının ölümüne neden oldu. Miktat Erdoğan kullandığı bu tırla babasının ölümüne neden oldu demiş. Fotoğrafta da var. Alt fotoğrafta da Niyazi Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor. Evet, ülke gündemi bu şekildeydi. Yerel gazeteler ve Sakarya'nın genel gündemini değerlendirdik. Haftanın ilk günü bizlerden bu kadar. Yarın aynı saatlerde bu ekranlarda olacağız. Görüşmek dileğiyle diyorum. İyi günler.